Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam usta. Ne diyorsunuz böyle oturuyorsunuz? İyi abi, sen de sormalı, sen nasıl, iyi misin? Sağ olasın. Şey mi satısın? Nedir bunun adı? Karsambaç. He? Karsambaç. Karsambaç. Evet. Ha. Siz ne yapıyorsunuz? Sağ ol. Rotasız kardeşim, işlerin nasıl, iyi mi? İşler bozuldu, dükkanı kapattım. He. İş çıkarsa eve gideceğim, tıra çıkacağım. Yani arabaya mı çıkacağım? Evet, mesleğimi yapacağım. Haca mı gittin geldin, sakalını bırakmışsın? Yok. Orada iyi bazı pislikler var. Yani sizler 20 lira arkadaşlar hariç olan sizler de bana yetmediniz. Evet. Dükkanı kapadım. Psikolojim bozuldu. Biraz elim yüzüm dinlensin. İyi etmişsin. Allah iyilik versin. Namazına başladın mı 5 vakit hakkı? Dinlemize arada bir. Arada bir. Maşallah 5 vakit kalacak. İnşallah. Şu memlekette emeğe saygı olmadığı müddetçe hiçbir şeyden anlaman alamaz. Doğru söyleyin. Bir işin 22 yıldır yapıyorum ben bir şey anlamadım Necel abi. İyi olur inşallah ya. Önce insanın kendine saygısı olacak. Emeğine, halkına, insanlara saygısı olacak ki. Evet. O işten anlaman alasın. Doğru söylüyor valla. Mehmet abi Özaltaylardansın sen bildiğim kadarıyla. Ahmet derdi. Ahmet Özaltay, ben Mehmet Zahid'im. Ahmet Özaltay, doğru. Rotasız Ahmet. Rotasız evet. Kaptan. Ben de nam vermeyeceğim Mustafa. Evet. Kurbanın iyisi bileydiğim birisi. 22 yıldır bir şey yapıyoruz abi. Çay işi mi yapıyorsun? Çay işte. Çay ocağı. Evet. Karsambaç. Kaç yıldır buradasın? 4 yıldır buradayım. 22 senedir yapıyorum işi. Mesleğin çaycı ya. Evet. Çaycı abiyim. Allah güç kuvvet versin. Cenab-ı Hak. Hayırlı rızıklar versin. Ümmet Mehmet Hocam cümlemize, tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Allah'ın bereketi ve rahmeti üzerimize eksik olmasın. Sağ ol. Bilecik sevenlere bir şey değil misin? Hepsine selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz abi. Benim söyleyeceğim bir şey var Bilecik halkına. Evet. Bu zihniyeti değiştirler. Sen dedim, ben dedim, senlik, benlik, çekememezlik. Aleyhine konuşmalar. Düşenin üzerine basıp geçmeler. Çok eksiklerimiz var. Evet. O yüzden de bu memlekete hizmet gelmediği zaman diyoruz ki hizmet gelmiyor. Önce kabahati kendimizde bulacağız. Evet. Anlatabildim mi? Yani şunu demek istersen, küçüğün büyüğe, büyüğün küçüğe değilsin, saygısı sevgisi kalmamış oluruz. Öyle mi demek? O anlamda, bir de genel anlamda. Genel anlamda. Evet. Yani zihniyet çok önemli. Evet. O aileden kaynaklanan bir olay. Yani aile evde çoluk çocuğuna güzel ahlaklı yetiştirirse şimdi o da güzel ahlaklı olur. Ama şöyle bir şey, tamamına mal etmeyin. Evet. Genelde söyledim yani. Genelde söyledim. Tabii ki uyumlular da var, anlayışlar da var. Evet. Ama genel olarak bu zihniyeti değişmemiz lazım. Bilecik olarak. Evet. Bilecik halkı olarak. Anlatabildim mi? Evet. Diyorum ya, düşenin üzerine basıp geçme bizde. Dedikodu bizde. Çekememezlik bizde. Ya adam düşmüş mü? Manen yardımcı ol. O maneviyet ona yeter. İşe güce, hayata daha farklı atılır. Evet. Anlatabildim mi? Necel abine bu, güzel bir şey yapabiliriz yani. Bu kardeşimizin Salih miydi, ismini unuttum ben. Bu Berber Salih'ti. Çeksin ya, sıkıntı yok. Salih. Ya ne olacak? Yok. Belki siz 24 saat sosyal. Necel abine güzel bir şey yapabiliriz. Güzel bir demli çay yapalım. Güzel bir demli çay yapalım. Bu neyin oluyor bu senin? Bu tarifemiz bizim abi. Kalfenizin. Şu an Efsane Çay Ocağı'ndayız. Efsane, evet. Evet. Güzel şeyler bir. Güzel bir poz var amına, güzel bir çay. Tavşan kanı olsun. Tavşan kanı olsun. Evet. Yılların eskitemediği bir Mustafa'nın yerindeyiz. Evet. Yılların eskitemediği. Yıllar böyle eskitemedim yani. Şimdi evet.